11 Ocak, 17 Ocak değerli terazi burçları nasılsınız? Umarım bu hafta sizin için daha verimli, daha keyifli bir hafta olur. Yükselen Vay burcunuzu mutlaka ve mutlaka dinleyin. Astrolojiden ne haber ve Akkaya Official benim Instagram sayfalarım, isterseniz takip edebilirsiniz. Özellikle haritanızı şöyle bir kontrol ettim. Bu hafta ciddi anlamda para harcayabilir ve pişman olabilirsiniz. Yani kendinizi ne kadar az harcarsanız o kadar kâra geçeceksiniz. Bence para konusunda mantığınız geride kalıyor. Harekete acayip bir heyecanlı bir yapınız var. Lütfen aklınızı başınıza almanız gerekiyor. İleride parasal sıkıntılar yaşamamanız için ya her beğendiğinizi de almayın diyorum para harcamalarına. Lütfen dikkat edelim. İş hayatınızla alakalı evet. Bu ara özel hayatınızın bazı karışıklıkları ve bazı gerginlikleri sizi mutsuz alışverişe etti ya, bu da aynı şekilde iş hayatınızı da yansımaya başladı. Yani evdeki enerji ya da yaşadığınız dışarıdaki enerjiyi eve taşıyorsunuz, işe taşıyorsunuz. Bu da sizin performans eksikliğinize yansıyor. Lütfen mesleğinizle alakalı her şeyi geride bırakın, sadece işinize konsantre olun. Yoksa gereksiz işten çıkartılma, gereksiz mobbing uyarısı olabilir. Bu da sizin canınızı sıkabilir. Bu da sizi mutsuz edebilir. Dikkat diyorum. Büyük farklı planlar ya da ortaklı planlar yapmak isteyen ya da işiniz devam ediyorsa ortak almak isteğiniz varsa bence doğru bir karar. Güzel bir ortak işinize daha büyük renk ve daha güçlendirecek gözüküyor. Korkma ve araştır ve yap diyorum. Özellikle toprak, arazi, bazı yani toprak ya da araziniz varsa bunlarla alakalı beklenmedik ipotek konulabilir. Bir haciz evrağı alabilirsiniz. Ya ailenize ait bazı sıkıntılar, bazı mallarımıza ipotek konulabilir. Bunları bir gözden kontrol edin. Unuttuğumuz evraklar biraz canımızı sıkabilir. Ve bulunduğumuz bir evin müteahhite gitmesi ya da müteahhitle anlaşmak tayken vazgeçilmiş olması sizin canınızı sıkıyor olabilir ama eviniz ya da toprağınız müteahhite gidecek. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Aşk konusunda güzel teklifler olabilir ama siz parasal hayatınızda çok uzun süredir aşksız olan bazı terazi burçların evet aşk kapıları, şans kapıları yağacak da yani şöyle bir şey var değerli Başak burçları, pardon terazi burçları. Yani siz aslında nasıl bir insanla hayat kurmak istediğinizi biliyorsunuz ama kariyer, marka, kendi konumunuzu hakim alanlara hükmetmek istediğiniz için ve kendi başarınızı daha hedef noktanıza eriştirmek istediğiniz için ilişkiyi biraz geride bırakabilirsiniz. Bence hem işi hem ilişkiyi en iyi şekilde yapabilirsiniz ve bu konuda çok şanslı bir hafta. Bunu doğru değerlendirmeniz gerekiyor. İşsiz olan terazi burçlarında güzel bir iş kapınız olacak ve iş alanınız hareketli ve yoğun ve güzel teklif ya da istediğiniz teklif size geri gelecek ve o teklifi değerlendirmeniz gerekiyor ve kazanç hayatınızı yavaş yavaş toparlayacaksınız diyorum. Askeri ya da devlet alanında hukuk, avukat, hakim, savcı alanında çalışan bazı terazi burçları bulunduğunuz noktanın karışıklığı sizi yormaya başladı. Düşünüyorsunuz gidelim mi gitmeyelim. Bence kalın. Burası sizin için çok doğru bir nokta. Farklı bir yere şu an konsantre olmanızı istemiyorum. Bulunduğunuz noktada basamaklarınız ve yer değişimleriniz gerçekleşecek diye uyarı vermişim. Bazı estetik ya da spor salonu ya da kadınlara yönelik iş yapan bazı terazi burçlarında kazanç döneminiz hızlanacak. Hatta işiniz daha büyüyecek. Hiç gerek yok. Hani böyle süccaciye tarzı işler yapan bazı hani çarşaf, nevresim bu tarz işlerde uğraşan bazı terazi burçları renklilik ve içeriği dekorasyon yapıp farklı oluşumlar yapacak. Devlet atamasını bekleyen ya da devletle ilgili beklediğiniz evrak temiz bir şekilde sizin hayatınıza girmiş olacak. Bence bunu da biraz daha inceleyip doğru enerjilerle yönelebilirsiniz. Sağlık olarak dolgularınızla alakalı diş enfeksiyonlarınız, diş eti iltihabınız, diş eti kanamanız söz konusu olabilir. İhmal etmeyin diyorum ve özellikle de mide asidi ya da sinüzitiniz olabilir, mideye vuruyor olabilir. Bu tarz sıkıntılarınız söz konusu ihmal etmeyin değerli terazi burçları. Evet yeni haftayı doğru şekilde değerlendirdiğimizde aşk para daha huzurlu olacak. Özellikle ufak tefek kazalar yani durup dururken arabanızda, durup dururken elektriğiniz, durup dururken bir şeyiniz böyle kırılabilir, dökülebilir. Panik yapmayın. Aslında üzerinizdeki negatif bitiyor. Yeni bir enerjiye geçiş sağlıyorsunuz. Bunun için böyle aksilikler yaşayabilirsiniz. Endişe etmenize gerek yok. Hoşça kalın.